Evet, evden çıktık. Evim şurada. Şu beyaz olan yer. Şimdi yavaş yavaş keşfe başlayacağız. Belçika sokaklarını. İlk olarak bir şeyler yemem lazım. Bir kahvaltıyla güne başlayalım. Tabii burada klasik bir kahvaltı yok. Bir fırına gideceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. En iyi fırınlardan biri de bizim buradaymış. Oraya uğrayalım bakalım. Etrafta bu şekilde böyle bir semt. San Gil bölgesi. Ve buraya gideceğiz. Şu boulangerie adlandırma yeri. Elde avut yiyoruz. Maalesef öyle bir hava var. Oturacak yer yok. Şimdi içeride yiyecek yer olmadığı için bir paket aldım. Burada bir yerde bir köşede gömeceğim inşallah. Sakin bir yer bulup. Bir kafe tarzı değil, sadece fırın olduğu için oturacak yeri yoktu. Bir milföy aldım. Ne aldığımı da göstereceğim size. Bir saniye bekleyin. Şöyle milföy hamurunun içine yapılmış bir krema gibi bir şey. Az sonra yiyeceğiz. Şimdi bir şeyler yedik ve artık San Gil bölgesine kaldım söylemiştim. Hafiften şehir turuna başlıyoruz. Arkamda gördüğünüz yapı Porta Olgi'ye geçiyor. Yani burasının Türkçe karşılığı şehir kapısı gibi bir karşılığı var. Burasının tarihi 14. yüzyılın sonları 15. yüzyıla kadar dayanıyor aslına bakarsanız. Ve tamamen taştan yapılmış bir yapı. İki kapıdan oluşuyor diye yorumlanıyordu. Gidip bakacağım şimdi. İçinde şehir müzesi var. Gotik mimarinin güzel bir örneği. Burası San Gil bölgesi diye söyledim. Aynı zamanda Brüssel Midi, yani şehrin önemli tren merkezinden biri olan Brüssel Midi istasyonuna da yakın oldukça. Eğer gelmek isterseniz bu şekilde metro ile gelebilirsiniz. Şimdi biraz etrafı keşfedelim. Bakalım neler var neler yok. İsterseniz bu müzeyi burada ziyaret edebiliyorsunuz. 10 euro gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. İçeriye gezmek için tepesinden bir panoramik şehir turu görebiliyorsunuz. Şehir manzarası görebiliyorsunuz. Benim vakit darlığından dolayı açıkçası gezemeyeceğim ama bu tarafta biraz bolca vaktiniz varsa buraya da uğrayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Güzel yani fotoğrafçılık anlamında içeride güzel bir mimari varmış. Vaktim olsaydı eğer ziyaret edebilirdim ama şu an için maalesef burayı ziyaret edemeyeceğiz. Belki bir sonraki ziyaretimizde burayı da görürüz ya da başka zaman vakit kalırsa yine uğrarız buraya. Belçika'yı Belçika yapan şeylerden biri de sanat ve karikatür. Dolayısıyla yani burası biliyorsunuz Tintin'in veya Red Kit'in birçok ünlü çizgi roman karakterinin çıktığı noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla buradaki sanat ruhu, o müzik yapı sokak sanatlarına da yansımış. Birçok duvarda çok hoş detaylar görebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş böyle geçerken etrafta ilgimi çekiyor. Onları da çekip göstereceğim size. Mesela şu karşıda bir duvara yazılmış. Çok son derece sevimli, keyifli bir sanat, sokak sanatı örneği var. Orta halden çıktım, birazcık yürüdüm, sola döndüm. Burası karşıma çıktı. Buraya gelebilirsiniz. Eğer sokak sanatlarına ilginiz varsa sanat güzel. Her yeriyle güzel.
şimdi açıkçası pazara gitmek gibi bir niyetim yok. Burada arada bir sokağa uğrayacaktım. Oradan da işte Adliye Sarayı var. Orası da mimari anlamda güzel ama oraya giderken yolda karşıma bu pazar çıktı. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Pazar gezmeyi seviyorum. Hazır önüme kadar çıkmışken de şöyle bir dalayım. Kitaplar satan bir yer var. Küçük hediyelik eşyalar falan satan bir nokta var. Yine buralardan böyle orijinal şeyler alabilirsiniz. Bakın. Burada eski bu tarz şeylere merakınız varsa ya, yani bir nevi ne derler? Bit pazarı, bit pazarı. Evet. Tam tarihiyle bu. Bir bit pazarı burası. Eski paralar filan da satılıyor bu arada. Buradan böyle devam ediyoruz. Böyle bir aralardan geçelim. Burada eski fotoğraf makineleri falan var. Eski. Kameralar. Hatta ve hatta bir langırt bile, langırt makinesi bile alabilme şansınız var. Eğer istiyorsanız. Burada biraz kıyafetler de var. İkinci el kıyafetler alabileceğiniz bir nokta da var. Bakın burada çok güzel bir masalar falan var. Gerçekten çok hoş. Böyle etrafta biraz göstereyim. Burada çantalar, kıyafetler falan var. Her şey var. Kumbalın tuvalet kaplar, iç halleri, iç makinelerine kadar her şey. Her şey mümkün burada ulaşmanız. Eski tablolar var. Eğer merak ediyorsanız. Tabaklar, çiniler, eklemeler, porselenler. Her şey cam eşyalar. Her şey mevcut. İşte burada kart geçmiyor. Ben de yanıma çok fazla kit almadım. O yüzden fiyatı sonunda anlamı yok çünkü bazı yerlerde bir maketim var. O yüzden sadece yazıyorum. Çok tatlı, çok değişik oldu. Böyle değişik bir yer, teşvik olduk. Şimdi buradan hafiften yol alalım. Burada montlar filan da satılıyor. Bunlar ikinci el kullanılmış. Kumbara. Evet arkadaşlar. Cumartesi burada böyle bir bit pazarı kuruluyormuş. Bir gün çekerse buraya da uğrama şansınız var. Artık ben buradan ufak ufak çıkıyorum.
hemen bu yan tarafta böyle küçük küçük kafeler var. Burada da oturup bir bira içip vakit geçirme şansınız var. Güzel ya. Belçika çok ilginç. Yani Brüksel çok ilginç bir şehir. Çok kozmopolit bir şehir. Hoşuma gitti. Şuraya gideceğiz birazdan. Şuradan bir ara sokağa gideceğim. Oradan şu Adalet binasına gideceğiz. Gezeceğiz. Street art dedik. Hemen her yerde böyle sokak sanatı örneklerine rastlayabiliyorsunuz. Her bir duvara bir sanat eserine dönüştürmüşler. Belçikalılar. Bir başka muhteşem manzara da yalnız şöyle bir şey var. Bakın ne kadar güzel bir manzara aslında, değil mi? Şunun altında da yazılar yazmışlar. Yani Maganda her yerde Maganda arkadaşlar. Maganda dünyanın her yerinde var. Şöyle güzel bir sanat eseri var burada bana kalırsa. Ne kadar güzel. Altında da spreylerle salak salak yazılar yazmış gerizekalılar var. Bunlara yapacak bir şey yok. Hatta burayla ilgili bir yorum okurken burada oturan yani yöre sakinleri filan temizlenmesi için, buranın yani düzeltilmesi için başvuru yapmışlar vesaire belediye gibi bir şey vardı. Ama kimse ilgilenmemiş. Bu süredir de böyle duruyormuş. Şöyle yakından da göstereyim şurayı. Şurası. Güzelliğe bakın. Bir de Magandalığa bakın. Maganda işte her yerde Maganda derken bunu kastediyorum. Bu kadar büyük bir emek, bir çizim. Hazır sokağın genel manzarası efsane. İşte. Bir de şu her yerde şu elektrikli bisikletler falan olayı da ilginç yani. Ona da yapacak bir şey yok. Şimdi Belçika'da en çok hoşuma giden şeylerden biri de şu oldu. Bunu diğer Avrupa şehirlerinde görmemiştim açıkçası. Şehirde yürürken bir anda sizin etrafınızı güzel bir koku kaplıyor. Bu kokunun nedeni nedir? Arkadaşlar kokunun nedeni bu. Böyle küçük mobil araçlarda waffle satıyorlar. Ve buradan enfes kokular yayılıyor etrafa. Keşke hani gerçekten kokuyu da yansıtabilseydim. Şu an mest edici bir böyle bir vanilya kokusu, bir hamur kokusu. O kadar güzel ki bayılıyorum buna. Dün de böyleydi. O soğukta böyle artık hani şey yapıyorsun, yılıyorsun ulan ne kadar Allah'ım soğuk, kötü falan diye düşünürken şu koku geliyor ve bir anda Allah'ım iyi ki gelmişim diyorsun. Böyle bir ortam. Aklınızda bulunsun. Böyle bir sürü küçük küçük mobil araçlar göreceksiniz. Waffle satan. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Şuradan asansör var görüyorsunuz. Onunla yukarı çıkacağız. Oradan da şehrin merkezine gideceğiz. Burada neyle ilahiler çalan bir amcamızla mevcut. Çok kültürlü bir şehir, Brüksel. Şuradan yukarı çıkmak nasıl bir şeymiş, parayla neymiş bakalım. Ben dün buralarda çekim yaptım. Yani fotoğraf falan çektim. Hatta benden başka kimse yoktu. Burada da küçük küçük kafeler var. Eğer ilginizi çekerse. Neyse, biz devam edelim. Şurada bir asansör daha geldi. Adliye binası ama bugün kapalı. Normalde burayı gezebiliyor musunuz? Bugün cumartesi olduğu için ben gezemeyeceğim herhalde. Hadi
bir iki güvenlik kontrolünden geçip binayı görebilme şansınız oluyormuş. Hemen yanında da bir dönme dolap var. Buradan da bir şehir manzarası görebiliyorsunuz. Buradan da bir şehir manzarası görebiliyorsunuz arkadaşlar. İlginizi çekerse buraya gelebilirsiniz. Buradan. Bahsetmiştim ya, her yerde waffle satıyorlardı. Ye hemen bir tane daha burada, sarı minibüs görüyorsunuz. Buradan da waffle alıp gömebilirsiniz eğer isterseniz. Burada da işte böyle bir şehir manzarası sizi karşılıyor arkadaşlar. İlginizi çekerse. Burada da işte bu çok uzun yıllardır inşaat halinde olan bir adliye binası. Ama mimari anlamda güzel. Bir de şehrin tepesine kurulmuş. Hani böyle yani yargı, adalet her şeyin üzerindedir falan gibi bir sanırım imaj yaratmak istemişler. Buraya da 10 euroydu yanlış hatırlamıyorsam. 10 euro verip şurada bir tam tur atabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Keyifli kafeler var. Gelip burada oturup, buralarda oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Bakın. Burası da böyle. Manzara da muhteşem. Aklınızda bulunsun yani. Güzel ve keyifli bir şehir. Sevdik Brüksel'i yani açıkçası. Biraz böyle negatifliklerle bahsedilen bir şehir olmuştu benim açımdan, ama pek de öyle gitmiyor şükür diyelim. Evet, biraz kozmopolit bir yapı var ama sonuçta çok fazla multinasyonel bir şehir. Bu da gayet doğal bana kalırsa, bu kadar hareketli bir şehirde bu tarz bir yapının olması. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz meydan Albertine Meydanı olarak geçiyor ve Brüksel'in en önemli meydanlarından bir tanesi. Neden en önemli meydanlarından bir tanesi? Burası Kraliyet Sarayı'ndan tutun Parlamento binasına, Montezart'tan tutun da Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kadar pek çok önemli yapıya, Brüksel için ve Belçika için önemli yapıya ev sahipliği yapıyor. Son derece kalabalık bir nokta. Albertine nedir, kimdir? Daha doğrusu onu söyleyelim. Albertine buranın tarihteki krallarından 3. Leopold'un eşi. Aslında burası daha önce Demir Haç Meydanı olarak biliniyor. Burada demir bir haç bulunuyor. Ama bunu daha sonra kaldırıyorlar ve Kral 3. Leopold'un adına, karısının adına adıyorlar. Önemli bir meydan dediğim gibi. Geldiğinizde muhakkak uğrayacağınız noktalardan biri. Etrafı da göstereceğim. Manzara muhteşem. Burası meydanın karşı tarafı. Meydan arkamda yer alıyor. Şimdi yavaş yavaş dönüyorum. Şurada bir... Böyle bir ortam. Son derece güzel, keyifli. Buraya muhakkak uğrarsınız ve burada vakit geçirirsiniz diye düşünüyorum. Zaten yani şehrin en önemli, Grand Place'dan sonraki en önemli meydan diyebiliriz. Şimdi buranın muhtemelen yukarıdan daha güzel bir manzarası olacak. Burayı o şekilde çekeceğiz.
Ve burası baharda yani biraz daha havalar ısındığında muhtemelen çok güzel olacak. Burada böyle düğün falan yapanlar için de çekimler yapan arkadaşlar var. Böyle bir ortam. Şimdi şuradan yukarı çıkalım. Biraz bir etrafı keşfedelim. Belçika'nın en ünlü şeylerinden biri de bira. Ara ara böyle kafelerde mola veriyorum. Bira içilen yerlerde, barlarda. Bunları da bir etrafı şöyle kısaca göstereyim. Bira fiyatları da bu şekilde. €3-4,5 arasında fiyatlar var. Bana kalırsa bir şehrin medeni seviyesini gösteren şeylerden biri de parkları. Şu an Brüksel Parkı'ndayız. Avrupa'daki pek çok şehirde olduğu gibi şehrin belki de en can alıcı noktalarından biri park olarak duruyor. Betona boğmuyorlar böyle noktaları. Burada da bir sergi var bu arada. İvivarlar devirin heykellerinden oluşan bir sergi var. Burası da, bunları da gezeceğiz. Beraber göreceğiz.
ve bu arkamda gördüğünüz yapıda Brüksel Kraliyet Sarayı. Brüksel Kraliyet Sarayı 2023 yılı boyunca ziyaretçiye kapalı. Yani eğer 2023 yılında Brüksel'e, Belçika'ya bir ziyaret gerçekleştirecekseniz buranın içini gezme şansınız olmayacak. Ne yazık ki bir kayıp oldu benim adıma. Şanssızlık oldu yani, öyle söyleyeyim. Zaten tadilat yapılıyor, görüyorsunuz etrafta var. Onların çalışmaları. Burası böyle bir yer yani, isterdik ki gezme fırsatımız olsun. İşte bunlar hep bir daha gelmek için bahane oluyor. Artık öyle düşüneceğiz. 2024 yılında tekrar ziyarete açılacak yazıyor internet sitesinde. 2024 yılında buraya bir seyahat planlıyorsanız eğer onu kontrol edersiniz. Belki gelmek istiyorsanız, yani sizin için öncelikse burayı görmek. Ona göre bir plan yaparsınız. Burası Brüksel Parkı'nın tam karşısında. Az önce Brüksel Parkı'nı gezdik. Şöyle dönüyorum arkamda kalan yani Brüksel Parkı. Ve dediğim gibi meydanda da burada tam arka noktada sarayı görüyorsunuz. Ve burası da sanırım dünyanın en önemli, en meşhur diyelim. Önemli demeyelim de en önemli ve en meşhur heykellerden biri olan Manekin Pis. Bakalım bugün ne kıyafet giymiş. Manekin Pis, Belçika'nın Brüksel şehir merkezinde bulunan bir çeşmeye işeyen bir çocuğun küçük bir bronz heykelidir. Heykel, Brüksel'in ikonik bir simgesi haline gelmiştir ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilir. Peki, Manekin Pis'in hikayesi nedir? Bununla ilgili çeşitli hikayeler var, birçok efsane var. Bunlardan en ünlüsü, Löwen'deki Godfrey 3 efsanesidir. Efsaneye göre, 14. yüzyıldaki bir savaş sırasında Dük'ün küçük oğlu bir sepete yerleştirilir ve saklanması için bir ağaca asılır. Dük uzaktayken düşmanlar saldırır ve bebek yalnız kalır. Bebek mucizevi bir şekilde düşman birliklerinin üzerine işer ve kaçmalarına neden olur. Ve Dük'ün ordusu galip gelir. Dük daha sonra oğlunun kahramanca eyleminin onuruna bir heykel diker. Başka bir efsane, heykelin patlayıcıları patlatabilecek yanan bir fitil üzerine işeyerek Brüksel'i yıkımdan kurtaran küçük bir çocuğa bir övgü olduğunu iddia eder. Yine bir başka hikayede heykelin misafir bir soyluya çatılını işeyerek şaka yapan bir genç çocuktan ilham aldığını yine öne sürüyor. Manekin Pis heykeli zamanla Brüksel ve halkının sevilen bir sembolü haline geliyor. Birçok özel günde, yani Aziz Patrik günü, Tour de France gibi, Belçika Ulusal Günü gibi günlerde çeşitli kostümler ve kıyafetler giyiyor. Binden fazla kıyafeti var ve Ulusal Müze'de sergileniyor. Manekin Pis heykelini ziyaret ettikten sonra burada manekinin giydiği kıyafetlerden oluşan bir sergi de var. Eğer arzu ederseniz burayı da gezme şansınız var. Yanında da şöyle bir illüstrasyon yapmışlar. Bu nokta manekin heykeline yaklaşık 100 metre mesafede. Kolaylıkla bulacağınızı tahmin ediyorum. Belçika'daki en önemli şeylerden biri de şüphesiz patates. Burada patates kızartması alabiliyorsunuz. Şöyle küçük kopmaklarda. Ben de şimdi alacağım zaten. Arkadaşlar böyle bir olay. Bir sürü sos var. Ben peynir sosu aldım. Ketçap, mayonez, klasik. Burada işte truf mantarlı mayonez vardı. O belki olabilirdi. Manzaramız da bu. Patatesleri gömüyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere. İki elimde dolu olduğu için şu an yeme anını çekemiyorum. Oturabileceğim bir yerde yok. Bir yandan yürüyorum, bir yandan yiyorum. Sonra tadını anlatırım size. Ya da anlatmam, bilmiyorum, kim bilir. Ve şu anda Brüksel'in en önemli, en bilinen, en turistik, en görkemli meydanındayız. Büyük meydan diye geçiyor, Grand Place diye geçiyor. İnanılmaz yapılar var. Ben çok konuşmayacağım, etrafı göstereceğim. Sonra hikayesini de anlatacağım. Biraz detaylar var. Hatta hikayeyi belki videonun üstünde konuşarak anlatırım. Çünkü şu an sadece etrafı seyretmek istiyorum ben de ve size de seyretmek, seyrettirmek istiyorum.
Gelin keşfedelim biraz. Grand Palace veya Felemenkçe Grote Markt, Brüksel'in merkez meydanı ve şehrin en ikonik yerlerinden biridir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır ve Avrupa'nın en güzel meydanlarından biri olarak kabul ediliyor. Tarihi 11. yüzyıla kadar dayanıyor ama birçok bina buradaki yapı 17. yüzyılda inşa ediliyor. Çünkü büyük bir yangın meydana geliyor ve bu yangında daha önceki yapılar yok oluyor. Burası halka açık, infazlar, kraliyet taç giyme törenleri ve askeri göçü törenleri de aynı üzere birçok önemli olaya tanıklık etmiş bir yer. Mimari anlamda Grand Palace, Flamand Rönesans tarzında inşa edilmiş muhteşem binalarla çevrilidir. Bu binaların en dikkat çekeni belediye binası ve kral evidir. Belediye binası meydanın en önemli parçasıdır ve 96 metre yüksekliğindeki bir kuleye ve heykellerle süslü, oymalarla süslenmiş güzel bir gotik cepheye sahiptir. Red House olarak da bilinen Kral Evi, Brüksel Çevrim Merkezi'nin ev sahipliği yapar ve yaldızlı cephesiyle ve süslü balkonlarıyla ünlüdür. Grand Palace, kültürel etkinlikler ve kutlamalar için popüler bir mekandır. Bu etkinliklerin en ünlüsü, meydana çiçeklerden oluşan devasa bir halının serildiği Biennale çiçek halıdır. Diğer etkinlikler arasında Brüksel Noel Pazarı, Omega Ortaç Ayrışması ve Belçika bir hafta sonu sayılır. Sonuç olarak Grand Palace, Brüksel'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir cazibe merkezidir ve ziyaretçilere şehrin zengin tarihi ve mimari mirasına bir bakış sunar. Çarpıcı binalar, güzel diş cephe ve kültürel etkinlikler onu hem yerel halk hem de turistler için en iyi yer haline getirir. İşte böyle turistik yerlerde genelde böyle bir şey oluyor. Bir yandan da işte bu şans getiriyor vesaire gibi inanışlar var. Olay şimdilik bundan ibaret. Belçika güzel. Bugün tam bir gün dışarıdaydım. Bugün çok fazla gezemedim hava koşullarından ve geç gelmemden dolayı ama bir günlük süre zarfında da çok ciddi bir yer kaybettik. Yaklaşık 9 saattir dışarıdayım ve 9 saattir yürüyorum. Hani 1-1,5 saat mola verdik desek 7,5 saattir falan yürüyorum yani. Sırtımda bir ağır çanta var, bir sürü kameralar, bunlar. O yüzden biraz zaman aldı keşfetmek. Şimdi tabii Belçika'nın önemli kafelerinden biri var, Delirium Cafe, ama bugün cumartesi akşamı, şu an prime time'dayız, bilmiyorum yer bulabilecek miyim. Bulmaya çalışacağız, bulamazsak biraz bekleyeceğiz, biraz geç gideceğiz. Bakalım, gezeceğiz, keşfedeceğiz. Şimdilik Belçika'dan, Brüksel'den anlatacaklarım devam edecek. Bakacağız.